bazı kadınlar için de keskinleştiriyorsunuz. O da sizin aslında kitaplarınızın temalarında ana kaynak olan kavramlardan biri kabul edebileceğimiz evlilik söz konusu olduğunda. Öyle ki güzelliklerini ve gençliklerini kullanarak evlilik yapan kadınları evliliği bir hayat sigortası olarak görmelerini son derece çarpıcı bir şekilde eleştiriyorsunuz. Bu kitabınızda aslında o mealde bazı bölümler var. Örneğin ne olursa olsun o gençliğini ve güzelliğini kullanan bir kadına örnek. Yani aşık olmasa bile baş kahramana duyduğu işte hayranlık, onun maddi imkanları sonrasında ona bağlanması ve evliliği hayal etmesi gibi. Ama sizin 97 yılında Hiçbir Aşk, Hiçbir Ölüm kitabınızda da bu tema vardı ve orada çok kısa bir alıntı yapacağım. Çünkü bana çok çarpıcı geldi. Bugün için hala geçerliliğini koruduğuna inandığım için o alıntıyı yapmak istiyorum müsaadenizle. Şöyle söylemişsiniz. Her şeyleriyle karşı cinsi sömürmeye yönelik sahte bir kişilik geliştiren, güzelliklerini salt parasal varlığa dönüşebilecek bir mal olarak algılayan bu ilginç insan türü, kendini avcı sanan ama aslında ava dönüşmüş zavallı bir yaratıktır. Ne var ki bu zavallılığı ancak güzelliğini kaybetmeye başladığında ve çok geç algılar. Yaşadığımız günlerde bu tip kadınların medyada toplumun bir kesiminde aşırı derecede öne çıkması, çıkarılması ve değer ve yetenekleriyle çok farklı yerlere gidebilecek genç kadınlara örnek olarak sunulması bir terslik ve yozluktur demişsiniz. Evet, aynen öyle. Fakat gerçekten erkeği bir hayat sigortası olarak gören ev kadınlarını biraz daha bağışlayabiliriz. Yani dar yerleşim yerlerinde okuma olanağı bulamamış, demin söylediğim gibi kendini gerçekleştirme olanağı bulamamış kadınlar için bu biraz da zorunlu bir şey. Ama bunu bilerek seçenler var. Yani hatta bütün varlıklarını, bütün hayatlarını bunun üzerine kuranlar var. Yani işte Mor'da olduğu gibi arada çok yaş farkı olsa da 30 yaş gibi. Evet, zengin erkek avcısı kadınlar var. Onlar şöyle düşünüyorlar, yani bir süre yaşarım, işte geleceğimi garanti ederim, sonra da bir biçimde bitiririm. Yani bu inanılmaz mutsuzluklara, inanılmaz doyumsuzluklara neden olan bir durum. Çok fazla var. Belki Türkiye'nin bugün parasal değerler üzerine, maddi değerler üzerine kurulmuş insan ilişkilerinin içerisinde bir görünüm bu. Ama Mor'u yazarken çok dikkat çekici bir biçimde yeniden öne çıktı. Dediğiniz gibi şeyde de vardır, Hiçbir Aşk, Hiçbir evet. Ölümde de vardır. Tabii yazar gözlediği ve ilgisini çeken durumları mesele yapıyor. Yani onları sorun ediyor. Bence bu çok yakıcı bir sorun. Mesela Hiçbir Aşk, Hiçbir Ölümün Sara'sı da üzerinden fulları dökülmeye başladığı zaman fark çok ediyor, mutsuz evet. bir kadın olur. Ve boşa geçmiş olduğunu hayatının anlar. Bu bakımdan insanın kendisi üzerine, kendi varlığı, düşüncesi, zenginlikleri üzerine kurmadığı hiçbir hayatın mutluluk getirmeyeceğini belki de göstermek istedim. Bilmiyorum yani hangi şeyle yola çıktım. Belki de bakın burada böyle bir tip var demek istedim. Yani bu tipe bir bakalım. Çünkü çok meraklıyız o tür kadınlara.